Evet sevgili izleyenler, Köy TV olarak Kumluca Ziraat Odası'ndayız. Ziraat Odası'nda, evet, Ziraat Odası Başkanımız Hidayet Bey'le birlikteyiz. Burada tabii Kumluca tarımını, Kumluca ziraatını konuşmaya çalışacağız dilimizin döndüğü kadar. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısa olarak bir tanıyalım. Hidayet Kökçe, Kumluca Ziraat Odası Başkanı. Çocukluğumdan beri çiftçiliğin içerisinden gelen bir ailenin çocuğuyum ve çiftçilik yapmaya devam ediyorum. Benim Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı görevine ne zaman başladınız? Ne kadar oldu? Bir yıl seçildikten sonra 3 ayda atamalı 15 ay. 15 aylık, 15 aylık. Kumluca Ziraat Odası Başkanısınız. Daha öncesinde de yani şeydeydim, meclis başkanlığı yaptım, meclis başkan yardımcılığı yaptım ve yönetim kurulundaydım. Yani ilk temelinden bugüne kadar başkanım Sayın Süleyman Kayhan'la birlikte aynı yolu yürümekte, yine yürüyen arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Peki efendim, bu 15 aylık bir başkanlık döneminizde neler yaptınız? Bundan sonraki hedefleriniz neler olacak? Şimdi 8 yıldan önceki ilk aldığımız günden itibaren o heyecanla, o şevkle, daha önce binamız ahşap bir binaydı. Buranın yerini aldık. Mevcut geçmiş dönemin biraz borçlar vardı. Onları ödedik. Binamızı yaptık. Güzel bir bina yaptık. Kumlucamıza, Kumluca çiftçisine yakışırlen bir bina yaptık. Ondan sonra zeytinyağı fabrikasını kurduk. Zeytinyağı fabrikası bu yıl yetersiz kalınca şimdi ayrı bir ünite daha kuruyoruz. Daha büyük, daha kapasiteli ve daha yeni teknoloji olarak Allah izin verirse ilk kazmayı vurduk. Bağlantılarımızı yaptık. Onu kuracağız inşallah. Bunun ekabinde eğer başarabilirsek, tabii zamanımız yeterse, bir de bu sahne düşünüyoruz inşallah Kumluca'ya. Çünkü çiftçinin can damarı. Evet, zeytin olarak önce çok yoktu ama şu an ciddi bir şekilde narın para etmemesi nedeniyle ciddi bir nar sökümünden sonra zeytine girildi. Ve bu yıl ortalama 700 ton civarında bir çukurumuzda bir zeytinyağı elde ettik. Bunun yanında salamuralık, yeşil, çıtlatmalık, bastırmalık zeytinlerimizin de üretimlerini şey yapıyoruz. Onun da hedefliyoruz. İnşallah yağımızı paketleme, yani zeytin üzerinde ciddi bir çalışmamız olacak. Bu sahne üzerinde de inşallah Allah nasip ederse bir de bu sahne yapmayı düşünüyoruz. Ama tabii ki külfiyetleri bunların ağır. Gelirimiz az. Çünkü bizim devletten herhangi bir gelirimiz yok. Sivil toplum örgütü olduğumuz için, tamamen kendi yağımızla kavrulduğumuz için paramız az olmasına nedenle mümkünce yarı kredi, ciddi bir mali disiplinle inşallah bu sahneye de yapacağız diye düşünüyorum. Peki efendim, Kumluca Ziraat Odası'nın ne kadar bir üyesi var? Aktif olan 8-9 bin civarında, kayıt altında 19 bine yakın bir üyemiz var. Ancak şu an 8 bin civarında bir aktifimiz var. Peki efendim, şimdi tabii Kumluca'yı konuşuyoruz. Biraz da ürün yelpazesinden söz edelim. Kumluca dediğimizde biz aklımıza ilk domates geliyor. Domatesin haricinde neler var? Biraz da ondan söz edelim. Şimdi Allah nasip ederse 12-14 Mart 2020'de Domat Expo fuarımız var. Bu da dünyada tek olan bir fuar. Bildiğim kadarıyla bir de İtalya'da bir meyve fuarı var. Ama dünyada tek şey olarak, sebze olarak tek domates Kumluca'da fuarı kuruluyor. Ve inşallah Allah nasip ederse 6.'sını düzenleyecek olduğumuz Domat Expo fuarını da 12-14 Mart'ta tüm çiftçilerimizi ve tüm tarımla ilgilenen tarım paydaşlarımızı ve üretici ve tüketicilerimizi bir araya getirmek suretiyle inşallah bunu Avrupa standartlarına veya Avrupa'ya yayarak dünyada ilk bir şekilde katabilirsek ne mutlu bize. Ona yani çok önemli. Uluslararası fuara girerse çok iyi olacak inşallah. Peki yer taşımasın. Neresi başkanım? Yer şu an Kumluca halinde yapacağız. Ama başkanımız da sağ olsun bu konuda omuz verdi. Yani gelecek yıllar için ayrı bir fuar merkezi yapacağını açıkladı bize. Sevindirici bir haber. Başkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Yani sivil toplum örgütleri,
ile birlikte bunu omuz omuza götürmek istiyoruz. Kumluca deyince sebze dedik, domates dedik. Kumluca'nın tamamı sebze üretim üzerine Türkiye ve dünyaya yani üretimde ciddi bir yer alan ve dünyaya kadar ciddi bir şekilde ihracat yapan bir ilçemiz. Ortalama günlük 100 tır çıkıyorsa bunun en az 25-30 tırı ihracata gidiyor. Ancak tüketicilerimizde şöyle bir algı var. İşte ihracata ayrı, iç piyasaya ayrı gibi bir kafalarında yönlendirmeler var. Bu kesinlikle bu şekilde değil. Aynı malın bir yarısı ihracata, bir yarısı iç piyasaya gidiyor. Çünkü netice itibariyle birçok artık onlara biraz da böyle kızıyorum. Bilinçsiz açıklama yapan kesimler var. Bilip bilmeden konuşuyorlar. Onlara da yani söyleyeceğim bir yani çok şey var ama şu an bize şey değil, hasıl değil. Bilmeden açıklamalar yapıyorlar ama biz denetimli bir tarım yapıyoruz. Yenilebilir. Çorumuzda, çocuğumuzda kendimiz hemen hemen 24 saatin 17-18 saati sebzenin içindeyiz. Böyle üretim yapıyoruz. Ve inanılmaz örtü altı olduğu için kontrol edebilir bir tarım üretiyoruz. Yani açık alana göre bizim ürünlerimiz %100 daha güvenli. Artık şimdi ilaç konusuna gireceğim. İlaç diyorlar. Bugün eczanelerin hepsi ilaç satıyor. Biz de ilaç alıyoruz. Ama tansiyondur, ama şekerdir. Her türlü ilacı biz de alıyoruz. Ama bizim normalde bitkilere verdiğimiz bitki koruma, besleme ürünlerini ilaç diyorlar. Artık şimdi öyle bir şey yok. Nasıl eczaneye sen gidip kimlik numaranı veriyorsan, ilaç alırken de aynı şekilde yani ilaç ve gübre alırken de, ilaç besleme ürünlerini alırken de senin kimlik numaran var. Artık o birçok arkadaşların bilen bilmeyen eline alan, mikrofon alan pestisit dedikleri artık yok, yasak zaten. Onları bulma gibi bir şansımız yok. Örtü altı tamamen kapalı olduğu için %100 güvenilir, %100 denetimli. Ayrıca bizim bir de Yüce Mevlam bize verdiği bir burada bir ayrı bir dua var. Yani böyle bir dua ki şimdiki Kumluca'nın bugünkü veya bu 2 aylık 3 aylık dönemdeki zamanı Türkiye'nin birçok yerindeki bahar ayları gibi. Evet. Şimdi suni bir ayrıyetten bir ısıtma ayrıyetten şu bu yok. Sadece yılda bir iki sefer olursa soba yakılır donda. O da gece saatlerinde olur. Onun haricinde biz burada Kumluca'da, bu coğrafyada, Torosların arasında bu çukurda, yani çukur diyelim artık buranın ismini de Finike, Kumluca ovaları olarak ürettiğimiz sebzeler, yani bahar ortamında gibi üretiyoruz zaten. Ama buradaki ürettiğimiz ürünü bugün gidip de bir Afyon'da, Konya'da, Ankara'da üretme şansımız yok. Çünkü oralar hep sıfırın altında. Ama biz burada baharı yaşıyoruz zaten. İşte bazı insanlar çıkıyor, kışın sebze yemeyin. Hayır, bizim şu anki ürettiğimiz ürün %100 güvenilir, %100 kaliteli ve baharda ürettiğimiz gibi. Yani burası şu anda bahar. Evet. Öyle söyleyeyim. Kumluca'nın çeşitli olarak çok ciddi bir çeşitleri var. Yani sebze dediğin zaman 1950'li yıllarda tosbağa tünellerle başlandı. Bugün projelilere kadar geldi. İnanılmaz bir evrim, kabuk değiştirdi. Ben iddia ediyorum ki dünyada birçok ülkenin biz önündeyiz. Yani hem kalite olarak hem yenilenebildiği için proje üzerine hem de sağlık ve her konuda biz dünyanın birçok ülkelerinden iddia ediyorum üstündeyiz. Bunu gelsinler, farklı düşünen insanlar gelsinler, buyursunlar, gelsinler bir acı kahvemiz içsinler. Acı soğan, kuru ekmek yiyelim, onları misafir edelim. Gelsinler izah edelim. Yani yerinde görsünler. Yerinde görsünler. Peki efendim, hormon deyip insanların böyle kafasını bulandırıyorlar dediniz ya, bilgisi olan olmayan insanlar burada aslı olmayan şeyleri gündem edip burada sıkıntı, üreticiyi de sıkıntıya sokuyorlar, tüketiciyi de. Efendim hormon diye bir şey var mı burada? Şimdi hormon diye bir şey zaten yasak, Türkiye'de yasak. Böyle bir şeyin olma şansı asla yok. Çünkü bizim bambus arılarımız var. Diğer patlıcanda, biberde farklı böceklerimiz var. Yani özellikle arı dünyanın bir laboratuvarı, dünyada bilim adamı gibi. Arının denetlediği hiçbir şeyi insanoğlunun denetleme şansı asla yok. Yani en iyi mühendisten, en iyi laboratuvardan daha iyi denetliyor. Bizim de seralarımızın %100'ünde bugün arı var. Tozlamayı, döllemeyi yapan arılarımız ve
Eğer ki siz buna farklı bir, yani ona zarar verecek bir şey kullanmış olsanız, birincisi ölür. İkincisi zaten çalışmaz. Çünkü ciddi bir laboratuvar ortamın gibidir arı. Müthiş bir beyne sahip, müthiş bir yeteneğe sahip. Domatesde ağırlıklı olarak, domatesde, patlıcanda kullandığımız arılar var. Bambus arıları var. Diğer yine biberlerde de bizim böceklerimiz var. Farklı yani ya bu görevi yapacak olan gök bit tribisi yiyen, evet bunları yiyen farklı böceklerimiz var. Onlara da pestisit veya zehri kullanmak kesinlikle mümkün değil. Ancak koruyucu yöntemindeki bitki koruma ve besleme ürünlerini kullanıyoruz. Bunu gelsinler biz izah edelim yerinde, gelsinler görsünler. Bizim domatesimizi şöyle koparıp kokladığın zaman ciddi bir koku alırsın. Çünkü bunun sebebini buranın bahar şartlarında, bu bölgenin özellikle Akdeniz'in endemi bir bölgesi, o kokuyu alabilmek için baharın üretilmiş gibidir. Yani kış ortamında veya herhangi bir güneş enerji sisteminde veya jeotermikte üretilen sebzeyle bizim sebzemiz asla bir değil. Bir değil. Peki efendim, şimdi tabii bölge çiftçiniz bilinçli ve tecrübeli üretimde de, çünkü ihracata mal yapıyorlar. Bu açıdan şeyi sormak istiyorum. Şimdi ziraat odası olarak girişte de gördüm. Gerçekten çiftçiye yakışır bir bina olmuş. Emeğe geçenlere biz teşekkür ediyoruz. Efendim, burada toprak tahlili durumu nedir? Çiftçileriniz toprak tahliline nasıl bakıyor? Yaptırıyorlar mı? Onu da biraz. Şimdi toprak tahlili daha önce bizim burada bizim kendi bünyemizde bir laboratuvarımız vardı. Çalıştırılamadı. Farklı şeylerden dolayı ağırlıklı olarak o burada şu anda yok. Antalya bölgesine gönderiyoruz genelde toprak tahlillerini. Ancak bizim buradaki çiftçimiz ve zirai ilaç bayilerimiz hemen hemen toprağın şartını veya ne getirir ne götürür bunu zaten hemen hemen bilinçli. Bilinçli olduğu için de herhangi bir ciddi bir sıkıntısı olmuyor. Çünkü her biri bizim çiftçimizin ziraat mühendisinden daha yüksek bilgilere sahip. Ağırlıklı şu son yıllarda artık arazi daha önce koşmuyorduk. Yani şimdi yazın 15 Temmuz 15 Ağustos arası tamamen Kumluca'nın tamamını solüsyonla kapatıp toplu bir mücadele için arazilerimizin derin pulluklarla koşulmasını öneriyoruz. Yenilebilmesi için, toprağın kendini yenileyebilmesi, oksijen ve havasını alması için bunları öneriyoruz. Çiftçimiz de bilinçli zaten. Her zaman da çiftçiyiz. Ben kendim de çiftçiyim aynı zamanda. Gereken ne gibi hizmet varsa A'dan Z'ye yapıyoruz. Çiftçimizden aldığımız sorunları devletimizin en tepe noktasına kadar iletiyoruz. Yani tarım artık para kazandıran bir sektör değil. Yani çöpçü de olsam da ben artık tarımdan çıksam diyor. Gelen nesil, hepimizin çocukları şu anda birçoğu tarımdan kaçmış durumda. Şöyle bir durum var, inanın ki işçi bulmakta çok zorlanıyoruz. Herkes işsiziz diyor, iş yok diyorlar ama biz işçi bulamıyoruz. Belki kızacak belki bazı kesimler ama Suriye ve Afganlar olmasa biz çalıştıracak işçi bulamıyoruz. O kadar da bir acı vahimimiz var, acı tablomuz var. Bunun sebebi ise artık tarım sektörünün para kazanamamasından dolayı ciddi bir şekilde kaçış var. Yani tarıma girmiyor. Doğduğu gelen topraklarda geçinemeyince, doyamayınca tabii ki büyük şehirlere gidiyor. Evet, peki göç görüyor mu efendim Kumluca? Dışarıdan çok ciddi bir şekilde göç alan bir ilçemizdi. Ortalama 15-20 bindeyken bir an 70-80 binlere çıktı. Şu an tabii biraz düşme var. 75'lere falan biraz gerileme var. Ama şu an koruyor yani ilk o son noktasını koruyor. Ama ciddi bir buraya gelen daha önceki köylerden, kentlerden gelen insanların geri dönüşü var. Çünkü artık para kazanamadığı için geri dönüşleri var. Ortakçı olsun, icarcı olsun, işçi bağımında olsun. İç bölgelerden, yayla kesimlerinden gelenler şu an geri dönüşü var.